Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımda yapılısı biraz zahmetli, biraz ağır ilerleyen bir model. Ama görüntüsü gerçekten şahane, muhteşem, güzellikte olan bir örgü modelinin anlatımını yapacağım. Modelimiz iki renkten oluşuyor bu şekilde. Modelin ön yüzü böyle, arka yüzü ise bu şekilde arkadaşlar. Model tek sıradan oluşuyor ve ilmek katlarından oluşmuyor. Yani isterseniz tek sayı, isterseniz çift sayı başlayabilirsiniz. Bunun için 3,5 numaralı bir tunus şişi kullanıyorum ve bebe yününü kullanıyorum arkadaşlar. Az ilmek başlayarak modeli anlatacağım arkadaşlar. 2 ip kullanıyoruz. Öncelikle kilit zincirimi yaptım. Yaklaşık 10 tane kadar zincirlerimi çekiyorum. Model sadece bir 15 tane daha çekelim. Model sadece arkadaşlar tek ilmek üzeri oluştuğu için birkaç tane anlatacağım. Sürekli tekrardan oluyor. Çıkartmış olduğum zincirlerden ilmeklerimi alıyorum. Her bir zincirin içinde sadece bir ilmek. Sıra sonuna doğru geldim. Her bir zincirimden ilmeklerimi aldım. Şimdi geri geliyorum. Geri gelirken bütün ilmeklerimi çift olarak çekiyorum. En sonunda bir ilmeğim kaldığında diğer ipimi de bağlıyorum. Son ilmeğimi yaparken gri ipimden geçtim. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde. Bir tane örmeden şişimin üstüne aldım. İki tane şişimin üstüne aldım. Arkadakini örmüyorum. Öndekini örerek aldım. Yine bir tane alıyorum örmeden. İkinciyi de aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir tane alıyorum örmeden. Bir tanesini ördüm. Bir tanesini örmeden aldım. Öndekini ördüm. Bu şekilde bir tanesini örmeden alıyorum. Öndekini ördüm. Bir tanesini örmeden alıyorum. Öndekini ördüm. Son ilmeğimi iki katından şu şekilde iki katından ördüm. Şimdi geri geliyoruz. Yine aynı şekilde çift. 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 Sıra sonuna kadar hepsini çift olarak alıyorum. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldığında bakın bir ilmeğim kaldı. Gri ipimi bıraktım. Sarı olan ipime geçişimi yaptım. Şimdi sarı ip kullandığımda sarı ilmekleri alıyorum. Gri ip kullandığımda gri ilmekleri örüyorum. Bu şekilde bakın sarıyı örerek aldım. Griyi örmeden aldım. Sarıya geçtim. Yine sarıyı örerek aldım. Griyi örmeden aldım. Sarıya geçtim. Sarıyı örerek aldım. Bu şekilde iki ilmek birden alıyoruz. Öndekini bırakıyoruz. Pardon, arkadakini bırakıyoruz. Öndekini alıyoruz. İkisini birden aldım. Arkayı tutuyorum şöyle. Öndekini ördüm. Sıra sonuna kadar aynı şekilde arkadaşlar griyi aldım. Kenar ilmeğimi iki katından örerek aldım. Bu sırayı bu şekilde tamamladım. Yine geri geliyorum. Bütün ilmeklerimi çift
olarak ördüm. Kenardaki ilmeğimizi her zaman örüyoruz sıra rengine göre. Bir tane ilmeğim kaldığında sarı ipimi bıraktım, gri ipimi geçtim. Bu sırada arkadaşlar sarıları örmeden alıyorum, griyi ördüm. Sarıyı örmeden aldım, griyi örüyorum. Sarıyı örmeden aldım, griyi örüyorum. Her sırada aynı şekilde tekrarlarımızı yapıyoruz. Sarıyı örmeden aldım, griyi örerek aldım. Son ilmeğimiz hangisi gelirse gelsin örerek iki katından aldım. Yine geri dönme işlemini yapıyoruz. Hepsini çift örgü olarak alıyoruz. Yani çift, çift, çift. Sıra sonundaki ilmeğimi hangi renge geçiş yapıyorsam ondan geri geliyorum. Sarıları örüyorum bu sefer arkadaşlar. Grileri örmeden aldım. Sarıyı örüyorum, griyi örmeden aldım. Bir sırada ördüklerimizi bir sonraki sırada örmeden alıyoruz. Yine geri geliyorum. Son bir sıra daha beraber yapalım. Geri dönme işlemlerimiz hep aynı şekilde oluyor. Sıra sonunda hangi renge geçiyorsam o rengi alıyorum. Bakın bu sırada, önceki sırada sarı ördüğüm için bu sırada sarıları örmeden alıyorum. Grileri örerek alıyorum. En son ilmeğim hangisine denk gelirse gelsin onu örerek alıyoruz. Geri gelme işlemini yaptıktan sonra kapatma işlemini yapalım arkadaşlar. Hangi renginizde isterseniz onu kapatın ama ben sarı olan ipimi alıyorum ve ilmeklerimi kapatıyorum. Kapatma işlemini yaparken sıradaki ilmeği şöyle içinden kayarak alıyorum. Yani kaydırma yöntemi. Bebek battaniyesinde kullanacaksanız bu modeli yaklaşık 1 metre kadar zincirinizi çekip içinden ilmeklerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi model biraz ağır ilerleyen bir model ama gerçekten de yapılışı çok güzel, görüntüsü de çok güzel arkadaşlar. Bakın büyük parçam bu şekilde. Her türlü örgü çeşitlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Bu aşamaya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir örgü anlatımda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.